Amerika'ya gidiyoruz. Bak göster. Çok farklı bir yer bulduk burada. Starbucks, evet. Şu an Amsterdam'dayız bu arada. When I wake up, I'm afraid somebody else might take my place. When I wake up, I'm afraid somebody else might take my place. Make that money, fake that bunny, ache my tummy. On the fence, all the time. Bir. Abi kendime şöyle bir mikrofon alayım bari de uzaktan konuşabiliriz. Sonunda Amerika'dayız artık. Akşam saate indik buraya, birazdan kasırga uyarısı falan vardı. O yüzden dışarı hiç çıkamadık. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz zaten. Bir süreliğine mahallem burası. 3-4 ay burada yaşayacağız. O yüzden etrafı keşfediyoruz. Evet. Ulutay'a geleceğim. Böyle parfüm bir de yağlı. Bakayım. Biraz böyle aktive etmen gerekiyor. Bakayım. Ya sonunluk bir koku. Güzel ama. Bence çok benzer bir şeye benziyor da. Bak böyle yağ gibi birazcık daha. Şöyle yanlış yapmıyorum inşallah ama böyle görmüştüm sanki. Bella hayal kırıklığına uğrattı. Kokla. Aha. Çok büyük bir AVM burası. Amerika'nın en büyük AVM'si. Mall of America. Sürekli kaybolduk. İlk defa geliyoruz buraya. Sürekli kaybolduk. Hani Amerika'da insanlar vlog çekince garipsemiyorlardı ve kimse bakmıyordu. Herkes bakıyor gayet. Hatta Türkiye'de daha az bakıyorlar. Bu vlogda Amerika'ya niye geldiğinden bahsettim mi? Hiç hatırlamıyorum. Work and travel yapmaya geldim. Nickelodeon University'de çalışacağız. Tabii ki yani tersimiz, düzümüz kaydı, birbirine girdi. Çünkü zamanla yolculuk gibi bir şey yapıyorsunuz bu kadar uzak bir yere gelince. Yani 8 saat zaman farkı var Türkiye ile arasında. Bir de aktarmalı uçuyorsunuz falan. Bayağı bir gün sürdü yani bizim buraya gelmemiz. Ve o bir günü biz aslında yaşamıştık havaalanlarında ve Türkiye'den yola çıkarken. Ve tekrardan aynı günü yaşadığımız için yorucu oluyor yani. Bu da böyle bir journey. Mahalle, mahalle değil de oturduğumuz yerleri keşfetmek istedim. Böyle birkaç tane bakmak istediğimiz yer var. Onların konumunu girip böyle yürüyoruz. Etraf böyle çiçekler. All my friends always lie to me. I know they're thinking you're too mean. I don't like you. Fuck you anyway. You make me wanna scream at the top of my lungs. It hurts but I want. And cheese topu. Bir sos var. Ve sos çok lezzetli. I'm afraid somebody else might take my place. When I wake up, I'm afraid somebody else might take my place. When I wake up, I'm afraid somebody else might take my place. When I wake up, I'm afraid somebody else. Sanırım Amerika'da birinci haftamızı doldurduk. Bugün trainingimiz başladı. Ve çalışmaya başladık diyebilirim o yüzden. Bundan sonrasında da artık çalışacağım. Çok fazla böyle hizmet sektörüne dayalı bir şeyler öğreniyoruz daha bir yandan. Sadece Luna Park'ta çalışmak gibi değil. Çok fazla yani yılda 33 milyon kişi ziyaret ediyormuş AVM'yi ve oyun parkını. Hizmet kalitesini arttırmak için de eğitim aldık gibi bir şey söyleyebilirim. Yani onunla alakalı şeyler de yapıyoruz. Onun dışında çok fazla dışarıdan yemek yememeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten sağlığıma da dikkat etmeye çalışıyorum burada. Elimden geldiğince, mümkün olduğunca marketten böyle bir şeyler alıp yapmaya çalışıyoruz. Ama mesela bugün öğlen AVM'de olduğum için ve işimin ne kadar süreceğini bilmediğim için Chick-fil-A yedim. Ve güzeldi yani. Denemeye açığız fakat bir noktada da kendimizi durduruyoruz. Dün ramen yedim ben bir. Ha ben donut yedim. Neyse yemişiz. Ya ama böyle nasıl desem suyunu çıkarmamaya çalışıyoruz hani o fast food'un ve böyle yemeklerin. Zaten bu arada bunun olacağını ikimiz de biliyorduk. Her şey bize aşırı tatlı geliyor ya da aşırı tuzlu ya da çok porsiyon olarak çok büyük geliyor. Çünkü gerçekten buradaki porsiyonlar ve tatlandırmalar mı diyeyim artık çok farklı. Alışmaya çalışıyoruz yani bir yandan. Bir yandan da neyi beğenip beğenmediğimizi anlıyoruz. Zaten dediğim gibi daha bir hafta oldu. İşimi videoya çekemeyeceğim sanırım. Çünkü iş boyunca telefona bakmam kesinlikle yasak. Buradaki hayatımı çekmeyi düşünüyorum. Hem bana da anı olur hem de bilmiyorum güzel bir deneyim diye düşünüyorum. Yani bu videonun kaç dakika oldu, ne oldu hiç bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. İlk geldiğim gece gerçekten çok kötü hissettim. Ama bir daha asla da o kadar kötü hissetmedim. Ve her şey çok gittikçe iyi oldu.
Yani tabii ki buradaki bir hayat düzenine ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. İyi şeyler de oluyor, kötü şeyler de olabilir. Yani ben bunları böyle kabullendim zaten. Olur ya, olsun, sorun değil, bir şekilde çözeriz kafasıyla çalışmaya çalışıyorum. Ben de biraz daha rahatladığımı söyleyebilirim. Ve bir haftalık bir süreç bile olsa kesinlikle çok fazla şey gördüm. Şeyler değiştim. Büyük bir değişim yaşadım. İşimizin rutinine oturtmaya çalışacağız. Sonrasında da umarım Eylül ayının sonuna doğru gezeceğiz diye umut ediyorum. Onları kesinlikle videoya çekerim zaten. Yani çekerim ya. Çekersin. Çekerim diye düşünüyorum. Yani bir bazen böyle tatile matile gittiğim zaman ben video çekmiyorum. Çünkü tatilde video çekmek ya bir içerik üretmek. Çünkü yani yüzüyorsun, yemek evet, yiyorsun yani. Evet yani bu... bir şey yapmadığım zamanlar mesela güzel fotoğraflar, videolar çekip onları Instagram'da paylaşabiliyorum zaten. YouTube'da birazcık daha böyle sohbet olsun, daha böyle samimi olsun, biraz vibe olsun istiyorum ama onu karşılayamadığı zaman videoları koymuyorum. İşlerden konuşmayı seviyorum. Ben buraya özellikle gelmeden bir gün önce dedim ya ben ne yapacağım, kolay mesafeye gideceğim, işte nasıl yapacağım, hani iyice bana dank etmişti artık. Gidiyorum çünkü herkes şey kafasına giriyor ya vedalaşırken. Gidiyorsun, gidiyorsun, orada kendine çok iyi bak, işte gidiyor. Herkes bana böyle yaptığı için ya tribe giriyorsun aynı. Suçlamıyorum tabii ki, sevgiden yani biliyorum ama tribe giriyorsunuz. Yani böyle ben kendimi askere gidiyor gibi falan hissettim. Halbuki work and travel'a geldim yani hani. Böyle o yüzden şey dedim yani ne yapacağım ben, gidiyorum evet. İlk gün gerçekten dönmeyi hiçbir zaman ağzımdan çıkarmadım. Yani döneceğim gibi bir şey asla söylemedim. Genellikle ilk zamanlar insanlar ben döneceğim buradan falan der. Ben dönme lüksü de pek yok ya. Dönmek zor arkadaşlar. Bir de nasıl döneyim ya o kadar yolu. Zaten çok zor geldik yani. Aktarmadır, 9 saat bilmem şey nedir. En az. Herhalde 24-25 saat yol mu geldik biz? Ya aktarma süre, ya 3,5 saat aktarma falan bekledik. Rahat 25 saati bulmuştuk. Aynen. Yani ya bir gün boyunca yol geldiğimizi düşünün yani. Evet. Ve neyse, ya dönmek hiçbir zaman kafamda yoktu. O kadar da hani psikolojik olarak da zorlandığım bir andı. Çünkü yadırgamıştım olduğum yeri, bir de gece indik ve biz indiğimiz zaman fırtına vardı burada ve böyle kimseyi doğru düzgün göremedik. İşte kaldığım yer hayalimden çok farklıydı. Yani hizmet olarak böyle işte ben daha farklı şeyler düşünmüştüm. Onlar önemli değil. Bunların hepsini çözdüm. Ama o gün oturdum ve dedim ki ben burada kalmayacağım. Başka yere bakmaya başlayayım. Yani hiçbir zaman dönmeyi düşünmedim. Sadece burada kalmayacağım. O yüzden başka yerlere bakmaya başladım dedim ve bakmaya başladım ve sonra biz böyle 2-3 gün yürüdük ettik. Bir gün 6-7 kilometre yol yürüdük. Kalacak yerlere bak. Yaşarken çok sevdim ya hani. Benim hoşuma gitti yani açıkçası. Bilmiyorum senin gitti mi? Tabii ki stresli bu arada ama daha yaşıyor hissettiriyor bence biraz bir şeylerle uğraşmak, zorluklarla mücadele etmek. Biz yadırgamadık ya. Hani zorlandık ama sevdim direkt. Ya buradaki insanları da anlamaya çalışıyoruz ki ben burada hiç hakim olmayan biri değildim. Ahmet de ben de Amerikan kültürüne az çok ilgili olduğumuz için zaten hani karşılaşacağımız şeyleri biliyorduk az çok. Kamera alacağım ben kendime ya buradan sanırım. Bunu dün gece düşündüm. Ve dışarıda ortak alanlarda da bu saatte sadece biz oluyoruz. Türk olduğumuz için. Başka kimse olmuyor yani. Ki deneyimimi aktarmaya çalışacağım size diğer videolarda da. Umarım güzel bir video olmuştur. Kısa olmuş olabilir, kusura bakmayın. Böyle oldu çünkü gerçekten zordu bu süreçte bir şey çekmeye çalışmak. Bye bye.